Yeniden merhabalar. Ay var ya arkadaşlar, dışarı çıkmaya şey oldum. Böyle kediden bile korkuyorum artık. Gerçekten o hale geldim yani. Dışarı çıktığım zamanlar kediden bile korkuyorum. Benim gibi bir insan. Neredeyse her gün dışarıdaydım, düşünün. Markete gidiyorum yine. Alacaklarımı aldım. Yani aslında öyle gezmek için çıktım ya. Hava almak için daha doğrusu. İnsanız sonuçta. Devamlı dört duvar arasında çok havasız kaldım. Kalıyoruz daha doğrusu. Yağmur yağmur. Egemen nerede? İnanmıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Anıl aldıklarımın bazılarını buraya koymuş. Bakar mısınız? Bir gittim geldim. Ya bu kettle'ın burada ne işi var? Ya şunu yerine koysana ya. Koysana. Sessiz konuşuyorum bu arada. Yemekleri yapmış sağ olsun. Kuru fasulye. Pilav ama ortalık böyle. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne şu ne? Küçük şeylerde pirinç vardı. Bunu niye çıkardın? Hemen şöyle bir kat bir düzenledim gibi bir şey yani. Yağımı da doldurdum. Arkadaşlar ihtiyaç olarak yoğurdum yoktu, unum yoktu. Nutella'm bitmişti. Bu sefer Nutella yerine Sarelle aldım. Çünkü Nutella bulamadım. Yani Sarelle'yi de zaten daha çok beğeniyorum. Hatta katkı maddesiz yani doğal olarak Sarelle çok daha iyi diye biliyorum. Pudra şekerim yoktu. Şunlar ayrıyeten çıktı. Bunu da Egemen için aldım. Şöyle göstereyim hatta arkadaşlar. Ekmeğin kıtır kıtır kızarmış ekmek diyor. Ben bunu tuzsuz olduğu için aldım. Çorbalarına falan koyarım diye. Bebek ekmekleri de var ama onlar her yerde bulunmuyor. Bunlar da bence aynı şeyi görüyor diye düşünüyorum yani. Hem de tuzsuz. Şöyle yine iki tane çikolata aldım. Nestle'nin bol sütlü. Normal çikolata klasik. Bu da beyaz çikolatalı. Bunları yine karıştırıp muzla beraber yemeği planlıyorum. Zaten indirimdeydiler. Sonrasında şöyle pudra şekerim yoktu. Bu sefer Migros markasını aldım. Bence çok da bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunu söyledim. Bu ikisi indirimdeydi. Kişisel bakım ürünlerinde indirim var. Günlük peeling jel canlandırıcı diyor. Ben bunun sanki yüz temizleme jelini daha önce kullanmıştım Greyfurt ve gerçekten güzel de beğenmiştim. Bu sefer de bunu alayım dedim. Canlı ve ışıltılı bir görünüm için cildi arındırır. Zaten şu kelimeleri bana göstermeyin. Canlı ve ışıltılı ve parlaklık verici deyince tamam yani. Hindistan cevizi Arconem'in bu kremleri bende var. Avokadolu Hindistan cevizi. Bir de bu spreyini almak istedim. Çünkü kremi sürmeye üşeniyorsunuz arkadaşlar yani. Şu an geç bir milletiz maalesef. Ama sprey formu çok pratik olacağını düşündüm. Zaten indirimdeydiler. Sonra gelelim yoğurda. Yani bildiğiniz yoğurt. Bu sefer biraz daha küçük aldım. Kaç gram? 900 gram. Bunu aldım. Tarihine de baktım. 26 Mayıs diyor.
Bir tane sarayla aldım. Bir de şöyle Migros'un ununu aldım. Ben Migros'un ununu beğeniyorum. Gayet yani güzel, hiçbir şeyim yok. Migros'un çayını da aldım. Ondan da çok memnunum. Aklınızda bulunsun. Daha uygun fiyatlılar. Hem de gayet güzel iş görüyor arkadaşlar. Migros'un bir de Piale'nin ununu gerçekten çok beğeniyorum. Silengir falan da var ama onlar tabii bir tık daha pahalı. Buğday unu, baklava, börek, kek, pastalık diyor. Mini bir alışveriş yapmış olduk birlikte. Oh, bugün ve yarın, oh, yemek derdim yok. Bugünlük anılcığımdan oldu. Pilav da yaptım. Kuru fasulyemi de, yarın da rahatım. Çok güzel. Arkadaşlar artık dizi film izleye izleye, bu arada Egemen uyandı şu an yanımda. İzleyeceğim diziler bitti. Uçak dizisini izledim. İsmi şu an neydi unuttum, hani şu gece geçen. Çok beğendim. Çok beğendim. Vis-a-vis'e başladım ama vis-a-vis pek fena değil. Fena değil diye söyleyeyim. İyi gidiyor. Yani bakalım. Önerebileceğiniz, gerçekten sevdiğiniz dizi, film, yani artık her neyse varsa bana lütfen yorum olarak bırakın. Şöyle bir saçımı dağıttım. Arkadaşlar bu arada müjde, zaten hepimiz öğrendik. Ayın 11'inde nihayet kuaförler randevulu olarak sanırım açılıyormuş. Bence çok iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu aralar saçımla ilgili ufak bir pürüz yaşıyorum. O yüzden bir de kaş büyük problemi de var tabii. Onu hiç saymıyorum bile. Artık yani kendimiz ala ala şey yaptık, bozduk her şeyi. İnşallah açılır gerçekten. Tekrar yeniden başka bir kural çıkmaz. Hepimizin ihtiyacı var. Bari kuaföre giderek rahatlayalım. Bir de saçımı kestireceğim. Yani neredeyse omuzlarımda büyük ihtimal kestirebilirim. Çünkü yaz da geliyor, uğraşamıyorum. Bir de boyalı saç malum, hani daha fazla böyle bakım vesaire bilmem ne istiyor. Egemen de var. Egemenle bir yandan uğraşıyorum. O yüzden hani duşa girmek bile bana işkence geliyor bazen. Çünkü uzun saç gerçekten taramak, kurutmak, bir de sarı olunca hiç kurumuyor. Çok daha zor kuruyor. O yüzden neredeyse omuzlarıma kadar kestirmeyi düşünüyorum. Çünkü artık rahatlamam lazım. Egemen babasıyla hemen şuradaki bakkala gidiyor. Hem bir hava alsın dedik. Egemen. 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 Sen bakkala mı gittin? Egemen. Gel. Gel. Biraz muz aldırdım. Biraz çilek. Azıcık erik almış. Şöyle. Bir de tuzlu çekirdeğimiz var. Çikolataları eriteceğim ben. Ben böyle eritiyorum arkadaşlar. Şöyle kalın bir cam. Çikolatalarımı koydum. Zaten erimek üzereler. Kettle'ın üzerinde. Muzumla çileğimi de doğradım. Şimdi vis-a-vis açacağız. Onu izlemeye devam edeceğiz. Günlük büyük ihtimal bu kadar çekerim. Yarın devam ederim. O zaman sabahtan görüşürüz. Saat yine 3'ü ettik arkadaşlar. 3'ü çeyrek geçiyor. Ay, yine ev işleri derken. Ev işleri. İşte Egemen'e kahvaltı hazırladım. Pankek yaptım. Yemedi tabii beyefendi. Yemiyor yani. Domates koydum, peynir koydum, pankek yaptım. Ağzından çıkartıyor. Ondan sonra cecibevi yaptım yine. Tekrardan. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Aç kalmasın bari dedim. Bugün ona kıymalı patates yapacağım ayrıyeten. Onu çok seviyor. Hem besinli olur, daha iyi olur. Çok sıcak havalar, baya baya ısındı. Çok güzelleşti. Tam bahar geldi yani. Ay, bu şekilde günleri
haberimiz geçiyor yine şimdilik evlerde. Bakalım nasıl devam edecek. Hadi uyu, hadi uyu. İnşallah uyutacağım arkadaşlar uyursa. Sonra da kıymalı patatesini yapacağım. Bir de belki makarna açtırırım yanına. Makarnayı da seviyor çünkü. Egemen için hazırlıklara başladım arkadaşlar. Hem biz de yeriz. Şöyle soğanımı, ay çok buhar oldu. Soğanımı, salçamı ve kıymamı bu şekilde böyle kavuruyorum. Patateslerimi doğradım. Suyumu da ısıttım. Böyle bu yemeği çok seviyor. En azından bunu yesin. Kuru fasulye yemeyecek büyük ihtimal. Bir de makarna haşlıyorum. Makarna da seviyor çünkü. Her çocuk gibi. Bu arada şu küçük robottan evinizde yoksa mutlaka bence bulundurun arkadaşlar. Çok 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 pratik, çok iyi oluyor. Yani soğanları da mesela eşim benim elinde soğan doğrayamıyor ama bunda mesela soğan doğrayabiliyor. Çok pratik, çok rahat. Patateslerimi de koydum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ve onu kendi haline bırakacağım. Pişmesini bekleyeceğim yani. Patates yemeğim kaynıyor. Suyunu falan koydum. Biraz da maydanoz doğradım. Çünkü çok güzel tat veriyor maydanoz. Burada da böyle makarnam için kırmızı biber ve yeşil biberimi doğradım. Birazdan salçamı, azıcık salçamı, sonra domates, en sonunda da haşlanmış makarnamı koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Dünden zaten kuru fasulyem falan var. Azıcık da pilavım kalmış, orada duruyor. Egemen! Egemen! Geldin mi? Yine ortalığı bir kat böyle süpürdüm. Çok güzel hava ya. Ay deliriyorum. Vallahi deliriyorum ya. Neyse inşallah Allah'ın izniyle yavaş yavaş düzeliyor. Gel. 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 Uyumadın sen. Sen uyumadın. Uyutamadım vallahi. Uyutamadım vallahi ya. Uyumadı bu çebek. Neyse yemeğini yer öyle uyursun belki ha. Gel. Gel. Gel koş. Koş. Koş 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 koş. Bu arada arkadaşlar ben sabahtan hani çamaşır atmıştım ya. O çamaşırda hiçbir sorun olmadı. Normal yıkandı. Sonra böyle nevresim takımını attım bildiğiniz ama daha sonra böyle makine güm 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 bunlar böyle sallanmaya başladı. Ondan sonra böyle çok acayip ses çıkardı. Çok korktum. Hemen şuradan beklet tuşuna bastım. Sonra da kapattım. İçindekileri aldım. Servisi aradım. Dedi ki tekrardan bir daha deneyin. Dedi. Deneyin dedi. Ben de tekrardan denedim. Ve şu an son 16 dakikası kaldı. Ve ses falan yok yani. O dediğim ses 22. 24. dakikalarda filandı. Herhalde sıkarken mi oldu bilmiyorum. Şu an gayet iyi. Çok korktum valla. Umarım bir şey olmamıştır. Makarna hazır. Şöyle kıymalı patatesli yemeğim de hazır. Hemen şimdi bu tabağa koyacağım. Egemen'i yedireceğim. Makarnadan da biraz koyacağım. Bari bundan yesin. Sonra tekrardan sallayıp uyutmaya çalışacağım. Çünkü bugün hiç uyumadı. Ve arkadaşlar lambaderim geldi. Böyle bu şekilde. Ben şimdilik buna öylesine bir gün ışığı ampulü taktım. Normalde sarı ışık alacağım. Sarı ışıkta daha güzel duruyor. Yani durur diye düşünüyorum. Gayet benim tam benim boylarımda. Hatta benden birazcık kısa. Ben bunu Evideya'dan mı? Öyle bir yerden aldım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ay, onu yapmakla uğraştık şimdi. Bir de ışığı kapatayım öyle bakın. Şöyle ışıkları kapattım. Bence gayet güzel aydınlatıyor evi. Yani gün ışığı olduğu için bilmiyorum ama bir de televizyon da var tabi. Şuraya da bir tane ayna sipariş ettim.
Ayna söyledim. Ayna gelecek. Bence gayet güzel oldu. Evin havasını gerçekten lambader değiştiriyormuş. Beğendim. Hemen geldin mi oraya? Bak 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 işte bu bununla oynayacak. Bakalım ne yapacağız. Maması getir bakayım mamasını. Bak bak mamasını gördü. Bak 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 bak. Sen mamanı iç. Biz de burada videoyu kapatalım. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.